Evet, merhabalar. 14 Ekim'de Koç burcunda gerçekten müthiş bir dolunay yaşayacağız. Şimdi Koç burcu kendi doğasını aslında hepimizin üzerine biraz yansıtacak. İşte bu savaşçı, öncü, gözüpek, hayatta kalan, aktif, üstünlük kullanan, yani kendi üstünlük hakkını kullanan, biraz spontan davranışların sergilendiği, kendini daha ortaya koyan bir enerjinin hakim olduğu, daha böyle cesur, daha atılgan ve daha hevesli tutum sergileyebiliriz hepimiz. Daha önce aslında denenmemişi denemeyi, gidilmemiş yerlere gitmeyi, belki de fethetmeyi, olmayan bir şeyi başlatmayı çok sever Koç burcu. Ve doğal olarak da bu durumu biraz da bizim üzerimize böyle yansıtacak, ışık tutacak bizim üzerimize aslında. Şimdi aklına koyduğunun biraz peşinden giden dik başlı olabiliriz. Hani başkalarının bize ne yapacağımızı söylemesinden hoşlanmayabiliriz. Biraz da aslında tasasız bir tavır da hiç de benim tarzım değil dediğiniz durumlarda bile böyle bir durum aslında sergileyebiliriz. Hani biraz dik başlı, azıcık aklına koyduğunun peşinden giden gibi öyle tavırlar biraz bu dönemlerde sergileyebiliriz. Hatta bazen hareketlerimizi nelere mal olacağını kestiremeden bile davranabiliriz. Ama tüm bunlar bizi sonuçta hiç yapmadıklarımızı, hiç denemeye cesaret edemediklerimizi sergilememize, denememize sebebiyet verecek. Aslında bu iyi tarafı. Genelde haritalarımızda, hani natal haritalarımızda Koç'un kestiği bir alan vardır. İşte o Koç'un, Koç burcunun kestiği alan hangi evi kesiyorsa aslında biz orada biraz elimizi taşın altına sokmaktan pek çekinmeyiz. Kendimizi kurban ettiğimiz alan orasıdır. Bu alanda liderlik etmek, ön plana çıkmak, bağımsız ve cesur davranmak isteriz. Acaba sizin haritanıza Koç hangi evinizi kesiyor? Şimdi Dolunay videosuna dönecek olursak, bu haritaya bakacak olursak, şimdiki an haritasına baktığımızda Dolunay'ın Güneş'le karşıt açı yaptığını, Jüpiter'le üçgen açısının olduğunu, tabii Plüton'la da kare açı yaptığını görüyoruz. Ve bu arada ben çayımı içiyorum. Bu videoyu size gecenin çok ilerleyen saatlerinde çekiyorum aslında. Sizi çok seviyorum ve o kadar sıkışık bir zaman dilimi yaşıyorum ki bir yandan eğitimlerim hızlandı, bir yandan eğitim CD'leri hazırlanıyor, bir yandan burçlarla alakalı. O yüzden işte geçen hafta zaten buluşamadım sizlerle. Şu anda da gecenin saat kaçı bilmiyorum. Saat 2.30 olmuş ve sabahın 2.30'unda size bu videoyu hazırlıyorum. Ama sizi seviyorum. Her şeye değer. Evet, an haritamıza baktığımızda Dolunay'ın Güneş'le karşıt açı yaptığını, Jüpiter'le üçgen açı yaptığını, Plüton'la da kare açı yaptığını görüyorum. Elbette bizi biraz zorlayacak olsa da katacakları çok güzel şeyler var. Özellikle de Jüpiter'le yaptığı üçgen açı yabancılarla olan iş ya da özel ilişkilerimiz fark etmiyor. Din, hukuk gibi konularımız, böyle meseleler, seyahatlerin hayatımızda biraz öne çıkacağını ve bunlardan faydalar sağlayabileceğimizi söylüyor. Tabii bunun yanında aşk hayatı ve hayatı enerjimiz, çocuklarla ilgili olan durumlarımız, hobiler, neşe, mutluluk, bunlar bize biraz ne yapacak? Yüzümüzü güldürecek konularımızın arasında duruyor. Plüton'un kare açısı bize biraz sanki böyle sonlanmalar, bitişler, hani bir yerde değişim gerçekleşecekse değişimin nerede olduğunu aslında gösteriyor. Güneş'le yaptığı karşıt açı ise enerjiyi artık nerede ve nasıl serbest bırakmamız gerektiğini anlatmaya çalışıyor bize. Çünkü bu açılarda gerilimler, kuşku ve biraz da sağ sola savrulmalar var. Şimdi tüm bu açıların anlamlarını haritada toplayacak olursak, eğer köklü bir değişim gerçekleşecek
ve bir şeylere artık son vereceksek, bu bizim gelişmemiz için gerekli. Eğer direnmezsek ve anda kalarak yaşayacaklarımıza gönüllü olursak, sabır ve sükunetle değişimi kucaklarsak, bizi bekleyen güzelliklerin olduğunu anlatmaya çalışıyor aslında haritalar. Yani gökyüzü bize bunu anlatmaya çalışıyor. Artık hepimizin belki de epeyce uzun bir zamandır yapmamız gereken ama yapmadığımız bazı gerekli adımlar var. Ve şimdi Tanrı bizim için ortaya koyuyor onları ve haydi artık değişim zamanı ve buna gönüllü olanların, yani enerjisini serbest bırakabilenlerin ödüllerini artık alacaklarını vurguluyor. Bütün sıkıntılar ve köklü değişimler bizim hayrımıza. Bunu hep aklımıza tutmamız gerekir. NLP'de biz bunu yapıyoruz. Değişimin sancısız bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyoruz. Bu yüzden eğitimlerimiz şu anda hala tam gaz, aslında tam hız diyeyim, gaz nereden çıktıysa, tam hız devam ediyor. Değişim sancısız bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyoruz. Bu yüzden eğitimlerimiz zaten aralıksız devam ettirmeye çalışıyorum ben. Ve tabii ki bu hafta sonu Ankara'da olacağım. NLP eğitimlerim olacak orada. 15 gün, 20 günü bulmaz herhalde ama bir 15 gün kadar Antalya'mda olamayacağım. Yolculuklarım olacak. Zaten benim haritamda da bunu bana gösteren ve gelişimim için de bazı zorlukları da göstermem gerektiği konusunda uyarılar da vardı. Kendi haritama bakmıştım. Zor bir karar oldu benim için ama değecek. Sağlığım açısından zor, yoksa herhangi bir zorluğu yok tabii ki. Çünkü kimsesiz yaşlarımızın yararına yapılacak olan bir eğitim olacak bu. Eğitim ücretleri kimsesiz yaşlarımıza derman olacak inşallah. Şimdi bakalım burçlarımız bize neler söylüyor. Sevgili koçlar, yükseleni ve ay burcu koç olanlar, dolunay birinci evinizde etkili olacak. Kendinizi ifade ediş tarzınız, işte böyle imajınız, kendinizle ilgili yapacağınız değişimleriniz sizin gündeminize biraz oturacak. Anlayacağımız bu dolunayla beraber işte 10 Ekim ile 17 Ekim arasında biraz fazla kendinizle meşgul olacaksınız. Bu kadar enerjiniz kendinize döndüğünden ötürü partnerlik ilişkilerinde de biraz zorlanmalar olabilir. Tabii bu arada imzalar, sözleşmeler, iş anlamları, biraz hani iş anlaşmaları, kusura bakmayın, iş anlaşmaları biraz tedirginlik ve gerginlikler yaratabilir bu dönem içerisinde. Tabii ki burada nerede hata yaptığınızı ve neleri gözden kaçırdığınızı incelemede çok büyük bir fayda var. Muhakkak bu durumda hani konuya belki de daha farklı bir bakış açısıyla bakmanız gerekiyordur. Kariyerinizle alakalı da mesela aslında bazı sıkıntılarınız var. Çünkü orada da Satürn ve Plüton'dan ötürü var. Sizin kariyerle alakalı sert sınavlarınız var anlamına geliyor. Satürn ve Plüton ikisi de oradalar çünkü. Kariyerinizle alakalı bu sıkıntılarınız oluştuğunda karalar bağlamak yerine üzerinizdeki o negatif enerjiyi nasıl serbest bırakacağınıza, yaratıcı enerjinizi daha fazla nasıl çoğaltacağınıza yönelecek farklı arayışlar bulun derim aslında kendinize. Çünkü bazı fırsatları yakalamak için de Jüpiter size gerçekten destek verecek ve şansı size sunacak. Tam da aradığınız bu aslında. Yani aslında bizim NLP eğitmenlerinin de aradığı budur. Sizin de aradığınız bu aslında. Krizden fırsat yaratacak popüler de olabilirsiniz ayrıca. Çünkü yarattığınız fırsatlar sizin biraz daha ön plana ve gündeme gelmenizi sağlayabilir. Yabancılarla alakalı da, akademik anlamda da işleriniz varsa hani oradan biraz yüzünüze gülecek hayat sevgili koçlar. Bu arada ilişkilerinizde de özellikle dengesizlik yapmamaya aman lütfen özen gösterin derim. Sevgili boğalar, yükseleni ve ay burcu boğa olanlar, sizin 12. evinizde etkili olacak olan bir koç dolunayı var. Bu aralarda sezgilerinizde artışlar, iş dünyanızda aldığınız ve hızla eyleme koymaya çalıştığınız bazı kararlarınız olabilir anlamına geliyor.
iç dünyanız oldukça hareketli. Artık orada neler olup bitiyorsa oldukça hareketlenecek. İş ortamınız ve çalışma arkadaşlarınızla da, gündelik işlerinizde de nerede sıkıntı yaşadığınızı fark edip bunları bir an önce ne yapmalısınız? Düzeltmelisiniz. Kesinlikle ve kesinlikle düzeltmeniz gerektiği anlamına geliyor. Çünkü hayatınızdaki dengesizlikler en çok bu alanlarda gibi duruyor. İşte din, hukuk, inançlar, seyahatler, yabancılarla olan ilişkilerinizde de biraz sert sınavlarınız var. Bu alanlarda, bu saydığım alanlarda biraz zorlanabilirsiniz. Bunun yanında miras, nafaka gibi başkalarından gelecek olan gelirlerinizde, partnerinizin, eşinizin parasal durumu açısından da biraz yüzünüz gülecek şanslı etkileriniz var. Onlar da yok değil. Kendinizi kendi içinizde huzursuz hissedebilirsiniz. Bunun için de acaba neler yaparak bu durumu düzeltebilirim? Çok önemli bir sorudur. Bu soruları sorarken kendi kendinizi bulabilirsiniz. Bunu lütfen zaten sorun. Eğer bir sorun varsa bu sorunu nasıl çözebilirim? Soru bu olmalı. Neden bunlar başıma geliyor? Asla bu soruya odaklanmayın. Ve biliyor musunuz, bu hafta istediğiniz bazı reformları da yapacak cesareti kendinize bulmanız da çok büyük olası gibi duruyor. İşte anlaşma, sözleşme, ortaklık işlerinizde, organizasyon, iletişim ve hislerinizde oluşacak çok güçlü sezgiler sayesinde aslında böyle doğru hamleler yapabilirsiniz. Ha bu arada da finansal anlamda da gerçekten şanslısınız. Sevgili ikizler, yükseleni ve ay burcu ikizler olanlar. Siz arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, organizasyon ve grup çalışmalarınız oldukça hareketli ve renkli geçecek bu hafta. Belki gruplardan ya da arkadaşlarınızın içinden bazı kişilerle bazı projelere başlayabilir ve bundan da kazanç sağlayarak biraz ön plana ne yaparız? Çıkabiliriz. Para alanında destekleriniz var bir kere. Sosyal hayat bu kadar aslında sizin için hızlanmışken aman sakın dikkat edin. Aşk hayatınız bundan lütfen zarar görmesin. Çünkü yaşayacaklarınız sizin başka taraftan zorlanmanıza sebebiyet verir. Çünkü 5. evinizde oluşacak olan bir durum var. Bu zorlanmalar 5. evinizde oluşuyor. Yani nedir? İşte aşık çocuklar, hayattan aldığınız zevkler, işte bunlar konusunda bazı dengesizlikler yapabilme ihtimaliniz var. Burada yani sosyal hayatınızda, kendi hayatınız arasında, hani ikisinin arasında bir denge oluşturmak zorundasınız. Zaten bir kere iş dünyanızda bazı ani ve öngörülmez kararlar da alabilirsiniz. Bu kararlarınız genelde iş hayatınızla alakalı olabilir. İşte işe başlamak için harekete geçebilirsiniz. İşe alımlar yapabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla alakalı bazı sorunlarınız varsa bunları düzeltmek için de uygun etkileriniz varken kullanmalısınız. Tabii bu arada zorlanacağınız alan ortak gelirlerinizden elde edeceğiniz maddi kaynaklarınızda. Evet, ortaklarınızla alakalı bazı sorunlarınız olabilir. Ama bunları bir fırsat olarak görüp yolunda gitmeyen bir şeyler varsa bunları değiştirmek için kullanmanızda fayda var. Sevgili yengeçler, yükseleni ve ay burcu yengeç olanlar. Şimdi kariyer hayatınızda oldukça hareketlenecek gibi duruyor. Ön planda olacak, işte patronlardan, otorite sahibi kişilerden yana da oldukça şanslı olacaksınız gibi duruyor. Belki iş değişimi, işte terfi alma durumu ya da görev değişimi gibi bazı durumlarda yaşamınızda olabilir. Yaşamınızda var. Tabii burada sadece aile hayatınıza gerekli önemi vermeniz gerekiyor. Hani hayatınıza bir bölüm hızlanırken diğer tarafla eğer ilgiyi azaltırsanız sorun zaten burada başlıyor. Hayatın her alanı dengede olursa yaşam çok güzelleşir.
Zaten Mars terazi geçişinde de aile hayatınız, derinlerde yatan belki psikolojik sorunlarınızda bir dengesizliğe aslında işaret ediyor. Tabii evle ilgili konularda yapmanız gerekenler ve sorumluluklarınızı ihmal etmeyin bu aralar. Tabii Plüton ve Satürn'ün Güneş'le yaptığı o kare açı var ya, işte sizin ilişkilerinizde sorunlara işaret ediyor. Eğer partnerlik, iş, yazışmalar, görüşmeler, bir sıkıntı varsa bu alanlarınızda şu anda lütfen hemen durun ve artık neyin değişmesi gerekiyor, nelerden vazgeçmeniz gerekiyor ve nelerin artık dönüşmesi gerekiyor onlara bir bakın derim. Günlük hayatınız ve iş hayatınız içinde de sizi bekleyen ve size huzur verecek olan durumlarınız da varken bundan faydalanarak bu güzel enerjiyi yanınıza alarak değişimin tadını çıkartın. Sevgili aslanlar, yükseleni ve ay burcu aslan olanlar, seyahatleriniz hızlanacak gibi duruyor. İşte uzak ülkelere seyahat planınız varsa ve bugüne kadar ertelediyseniz bu dolunay enerjisiyle bu yolculuklara çıkabilirsiniz. Sadece seyahat olsa gene iyi. Akademik konularla alakalı beklentileri olanlar, yabancılarla yapılacak işleri olanlar, hukuksal bağlamda beklentileri olanlar bu hafta oldukça bu konularla alakalı böyle hareketli bir döneme giriyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken şey aslında biraz iletişim tarzınız olabilir. Her türlü iletişim kazasına açık olabilirsiniz. Bu yüzden dikkatli ve temkinli olmanıza fayda var. Şimdi Mars terazi aksında dengesizliği de zaten 3. evinizden alıyorsunuz. İşte yakın arkadaşlarınız, komşularınız, yazılı sözlü iletişiminiz, yani iletişim kanallarınız, işte dediğim gibi komşularınız, kuzenleriniz birçok konuda dengesizlik yapmaya, kimseyi kırmamaya özen gösterirseniz çok iyi olacak gibi duruyor. Günlük iş hayatınız, iş arkadaşlarınız, genel sağlığınız, hayvanlarla ilgili olan konular, iş görüşmeleri gibi alanınız olan 6. evinizden de Satürn ve Plüton sayesinde biraz sert etkiler alarak sınanıyorsunuz. Ama burada hep söylediğim gibi bir durum var. Burada bir durum. Burayı kendinizi, sizi durduran belki de yakın çevre ilişkilerinizdir ya da iletişim tarzınız olabilir. Çok ödün veriyorsunuz ya da hiç taviz vermeden hareket ediyor olabilirsiniz. Bunun dengesini oturtmanız burada kilit nokta. En güzel kısım ise aile ilişkilerinizin güzelliği olacak. Sevgili Başaklar, yükseleni ve ay burcu Başak olanlar. Sevgili Başaklar, para alanınız oldukça hareketlenecek. Özellikle ortak yapacağınız işler, projeler varsa atağa geçebilecek güç ve cesaret sizinle beraber olacak. Tevekkeli değil, ben o yüzden yükselen bir Başak olarak Ankara seyahatine çıkıyorum. Eğitimlerimiz Ankara'da tam hızıyla bu yüzden devam edecek. Tabii miras, nafaka, vergi, hukuksal işleriniz de hızlanacak. Hızlandığı kadar da bu hız biraz size sıkıntıyla beraber kapınızı çalabilir. Tabii bununla beraber kendi yeteneklerinizle ilgili, hobilerinizle ilgili, hani sizi rahatlatan durumlarla ilgili bazı sıkıntılar, dengesizler yaşama durumunuzda Mars terazi geçişinden ötürü olabilir. Ama bunları telafi edecek şekilde bir iletişim ağına da sahip olacaksınız. Bu zamanlarda hani böyle eğer bir pazarlama, reklam, tanıtım böyle şeyler düşünüyorsanız, her türlü yazılı ve sözlü basın yayın işlerinizde, sosyal medya kullanım durumlarınızda oldukça şanslısınız, aktif kullanın. Bu şansı daha fazla tanımak adına, işlerinizi duyurmak adına kesinlikle kullanabilirsiniz. Şimdi bazı inançlarınızda, hayata bakış açınız ve felsefenizde de değişimler olabilir. Mesela ani bir seyahate çıkabilirsiniz benim gibi. Aşk ve hayat enerjiniz hakkında bazı zorlanmalarınız var olarak gözüküyor. Satürn ve Plüton sizi 5. evinize yakalıyor bir kere. Ama bu yakalamayı fırsata dönüştürmek, gene söylüyorum, sizin elinizde. Belki de uzun zamandır yapmadığınız bir hamleyi yapmanız gerekiyor. Bu evin kapsamı içindeki konularla alakalı.
hani aşk, çocuklar, hayat enerjisi, yaşam enerjisi, hani coşkunuzla alakalı belki bir şeyler yapmanız gerekiyor ama yapmadınız, artık hata geçin. Kendi yeteneklerinize biraz daha fazla güvenmeniz gerekir diye düşünüyorum. Tabii bunlar her zaman paraya dönebilir sizin hayatınızda. Tabii doğru zamanda, doğru bir hamleyle. Güzel haber şu ki aile ve ev işlerinizde huzur ve şans sizinle olacak. Sevgili teraziler, yükseleni ve ay burcu terazi olanlar. Evet sevgili teraziler, ilişki dinamikleriniz değişime uğrayacak. Biraz daha hareketlenecek gibi duruyor. İş ilişkiniz, evlilik, partnerlik, sizin arkanızdan iş çeviren gizli düşmanlarınız, bunları bu aralar biraz daha fazla hissedebileceğiniz konular. Bunların biraz içinde olacaksınız. Mesela belki bu konularla alakalı bitişler de yaşayabilirsiniz. Ama unutmayın ki her bitiş yeni bir başlangıcın kapısını aralar aslında. Bu sizin kendi içinizdeki dengesizlikten de kaynaklanıyor olabilir. Hani size karşı yapılabilecek bazı dengesizlikler, hani dengesiz hal ve hareketlerle de alakalı olabilir. Sadece sizin yapacağınız hareketler olmayabilir. Şimdi bazı köklü değişimlere gidebilirsiniz. Bu değişim genelde eşinizin ya da ortağınızın geliriyle alakalı. Sizin alacağınız bazı kararlar olabilir gibi geliyor bana. Bu alışılmadık, değişik ve farklı bir düzene geçişin ilk kapısını sizin aralayacak anlamına gelebilir bu. Sizin aldığınız kararla beraber ve siz kendi içsel kaynaklarınızı bu sayede keşfedebilirsiniz. Evet, bu arada aile hayatınıza gerekli özeni göstermeniz sizin için iyi olacak. Çünkü sizler biraz da aile ilişkileriniz, evinizi ilgilen durumlar, taşınma, ev alma ya da size ait olan bir mülkü satma gibi durumlarda etkileriniz var. Sevgili akrepler, yükseleni ve ay burcu akrep olanlar, sağlık durumlarınızı ihmal etmeyin diyerek başlamak istiyorum sizinle alakalı duruma. Sizin içinize attığınız ya da geçmişten getirdiğiniz bazı sağlık sorunlarınız olabilir. Siz belki de hani bazı rahatsızlıklarınızın farkında bile olmayabilirsiniz. Bunu önemsemediğiniz ya da üzerine fazlaca düşmediğiniz için yaşıyor da olabilirsiniz. Şimdi günlük rutin hayatınız, iş görüşmeleriniz bu dönemde birazcık hızlanabilir. Tabii burada şu var ki, hani içinize attığınız, kendinize bile belki itiraf etmediğiniz, bilinçaltınıza farklı kodlanmış neler varsa onların üzerine eğilip biraz temizlik yapmanızda, yani bilinçaltınızda temizlik yapmanızda fayda var. Mars terazi geçişi sizi zaten 12. evinizden vurduğu için rüyalarınız olsun, gizli kalmasını istediğiniz bazı duygu, düşünce, davranış modelleriniz olsun, bazı dengesizlikler sergilemeniz muhtemel gibi duruyor bu aralarda. Zaten iç dünyanızda olup bitenlerle alakalı iletişiminize yansıyan bazı aksaklıklarla uğraşmanız gerekebilir. Sanırım epeydir bu tarz sorunları da yaşıyor olabilirsiniz. Mesela bilmiyorum, belki de yanlış anlaşılıyor ya da siz karşınızdakini yanlış anlıyor da olabilirsiniz. Bununla beraber hobilerinize, kendi kaynaklarınıza biraz ağırlık verin. Çünkü buralarda yüzünüz gülebilir ve şanslı olduğunuz aslında fark edebilirsiniz bu alanlarda. Ve değişim için gerçek gücü de bu kaynaklardan alabilirsiniz. Sevgili yaylar, yükseleni ve ay burcu yay olanlar. Hadi gene iyisiniz bu aralar. Yaşam enerjiniz tekrar böyle güzel bir şekilde yerine gelebilir. Aşk ve çocuklarla ilgili konularınız hızlanabilir. Yaşam sevincinizi böyle ayakta tutmanın yollarını kesinlikle bulabilirsiniz. Belki bunu biraz sosyalleşerek yapmayı denemelisiniz. Ama tabii dengesizliklere de gene bu sosyal alanınızdan size gelecek aslında. İşte Mars terazi geçişinde en çok etkilenecek alanınızda gene sosyal gruplar ve arkadaş gruplarınız gibi duruyor aslında. Ama tabii ki şöyle de bir durum var. Jüpiter sizin burcunuzda. Değil mi? Sizin burcunuzda olduğu için de bu size gerçekten çok büyük bir avantaj sağlıyor. Kendi kimliğinizi, isteklerinizi, hayata karşı sunacağınız her türlü aslında eylemi, davranış ve yaklaşımı yapabilecek güç, cesaret ve neşe verecek size.
iş hayatınızla alakalı da ani ve bazı farklı kararlar almanız da muhtemel gibi duruyor. İş başvurusu yapabilirsiniz. Değişik sıra dışı bir iş sizi bekliyor olabilir mesela. Bilinçaltınıza yatan ve sizi durduran her ne ise kendinizle ve Tanrı ile konuşun. Özel konuşmalar ve anda kalarak yaptığınız, şimdiki zaman kipini kullanarak kurduğunuz cümleler, bunlar sizi ileriye taşıyacaktır. Böyle cümleler kurun. Kendinizi çok rahat yönlendirebilir, hiç yapmadığınız kadar kendi kendinize, bilinçaltınıza konuşarak ona efendinin kim olduğunu öğretebilirsiniz. Sevgili oğlaklar, yükseleni ve ay burcu oğlak olanlar. Şimdi sevgili oğlaklar, aileniz ve evinizle alakalı bazı kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. İşinizle ev hayatınız arasında biraz böyle baskıları üzerinizde fazlaca hissetmeniz de sanki bu aralarda olabilir gibi duruyor. Belki de bugüne kadar hiç dile getirilmeyen istekleri aileniz size artık söyleyebilir. İş hayatınızda bazı dengeleri oturtmaya çalışırken dengeleri şaşırabilirsiniz. Yani iyi bir şey yapmaya çalışırken. Bazen dedim ya, iyi bir şey yapmak isterken tam tersi sonuçlar alırız ya, işte onun gibi bir şey yaşayabilirsiniz bu aralarda. Tabii aslında en büyük düşmanınız yine siz kendinizsiniz. Yapmak istedikleriniz, yaptıklarınız ve yapmanız gerekenler arasında biraz sanki zorlanıyor olabilirsiniz bu aralar. Bu da sizin sınavınız zaten. Ama iç dünyanın size her şey için ben senin yanındayım, senin bu dönem oldukça rahatlatacağım diyorken bunun kıymetini bilin derim. Bilin ve hedeflerinize, ertelediklerinize, atalet duygunuza dikkat edip hayatınızı böyle yeniden revize etmenin yollarını bulun derim. Şimdi tabii genel olarak şöyle baktığınızda hayatınızda aslında köklü değişimler var. Tabii bunun sonucunu iyi ya da kötü nasıl olacağı sizin tercihleriniz, seçimleriniz, sizin odağınızla alakalı olacak. Belki de sosyal grupların içinden alacağınız çok güzel iletişim etkileri sayesinde belki kafanıza bazı şeyler de rahatlayabilir. Sevgili kovalar, yükseleni ve ay burcu kova olanlar. İletişim ayağınızın hızlanması sizin reklam, pazarlama, organizasyon gibi alanlarda şansı yanınıza getiriyor. Bu arada sosyal medyayı mesela güzel ama dikkatli kullanmaya lütfen özen gösterin. Belki de uzun zamandır halletmeye çalıştığınız bu tarz işlerinizi, hani reklam, pazarlama gibi, organizasyonlar gibi işlerinizin yoluna girmesi için istekliydiniz ama belki de gücünüz yoktu. Yani hareket gücünüz yoktu. Şimdi bu dolunayla beraber bu güç ne yapıyor? Sizin yanınıza geliyor. Aslında siz ne isterseniz, ne çekerseniz, ne yaparsanız kendinizin biraz başa buyruk olmanızdan çekiyor gibi duruyorsunuz. Şimdi de hala içsel diyaloglarınız bir türlü bitmiyor. O içsel kendi kendinize konuştuklarınız bitmiyor. Ve bu sizin en büyük sınavınız haline gelmiş zaten. İçsel diyaloglar ve kafanızın içinde kurduğunuz kurgular. Bir an önce kendinizle barışın ve affetmeniz gereken kim varsa, önce kendinizi, sonra etrafınızdaki kişileri affetme çalışmasıyla affedin ve rahatlayın. Rahatlayın ki yolunuzda huzurla gidebilirsiniz. Tabii bunu başarabilmek için çok uzaklara bakmanıza gerek yok. Sosyal çevrenizde size istediğiniz konularla alakalı yardım edecek kişileri bulabilirsiniz. Grup faaliyetlerinde şanslısınız yani aslında. İş hayatınızla alakalı böyle çok güzel gelişmelerin de eşiğindesiniz. İşte eğer organize olabilirseniz çok güzel işler çıkarabilirsiniz. İşte yabancılara, din, felsefe, seyahat konularında sadece dikkat edin yeter. Hayatınızda bazı dengesizlikler söz konusu olabilir. Benden size uyarı. Sevgili balıklar, yükseleni ve ay burcu balık olanlar, bu dolunay sizin finans evinize gerçekleşiyor. Bu dolunayla beraber ummadığınız yerden size para harcamanızı gerektirecek
bazı masraflar çıkabilir karşınıza. Para konusunu biraz dengelemeniz gerekecek yani. Özellikle zaten ortaklaşa kazanılan mallar, vergi, sigorta poliçeleri, miras, nafaka gibi, eşin parası gibi konularda hayatınıza biraz dengeler şaşabilir gibi duruyor. Şimdi Mars terazi geçişi 8. evinizde etkili. Tabi bunun zor bir durum gibi algılamak yerine şimdiden nasıl bir çözüm getirebilirim bu duruma diye bakmanızı tavsiye ederim. Böylece krizi fırsata dönüştürmüş olursunuz. Kariyer hayatınızda da aslında bazı fikirlerinizin güzelliği ve değişikliği sizin iletişiminizin reklam yapma, satış yapma, pazarlama yapma gibi durumlarda sıra dışı bazı yöntemler geliştirmenize sebebiyet verebilir. Bu size para kazandıracak bazı iş fırsatları anlamına da geliyor aslında. Bu konularda Jüpiter size tam destek, full destek zaten. Tabii bu arada en büyük sınavınız da zaten biraz arkadaş gruplarının, sosyal gruplarla alakalı oluyor. Tabii ki bunlara birazcık dikkat ederseniz sizin için çok daha faydalı olacak. Ama dediğim gibi akademik kariyerle alakalı veya seyahatlerinizle alakalı çok güzel gelişmeleriniz var. İletişiminiz bu konuyla alakalı gerçekten müthiş olacak. Belki de seyahatleriniz esnasında çok güzel fikirler üretebilirsiniz. Ya da gittiğiniz yerlerde bu tarz olayların içinde bir anda kendinizi, yani bu fikirlerin içinde bir anda kendinizi bulabilirsiniz. Ama ne olursa olsun herkesin ve her şeyin hayrına olsun. Evet, bu haftalık da bu kadar. Benimle beraber olduğunuz, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz de abone olmayı ihmal etmeyin diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.